%50 50 dakikada çok iyi indikatör. Müthiş indikatör. Bunu kullanın. Zengin olun. Peki. Gerçekten anlatıldığı kadar başarılı mı? Her gün onlarca kanal karlı olduğunu iddia ettikleri stratejiler anlatıyor. Peki bunlar gerçekten karlı mı? Bu sorunun cevabını almak için doğru yerdesiniz. Kanalımda bu stratejileri kodlayarak elde ettiğimiz sonuçları göstereceğim ve birlikte inceleyeceğiz. Amacım sizlere şeffaf bir şekilde çalışan veya çalışmayan stratejileri sunarak yatırım ve trade dünyasında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmak. Sizi finansal stratejilerin dünyasına davet ediyorum. Hemen şimdi kanalıma abone olun ve beraber keşfetmeye başlayalım. Şimdi hemen anlatıma geçelim. Bize deniyor ki indikatörleri açın, buraya diver yazın, yani divergence'i. Divergence indikatör. Buna tıklıyoruz. Şurası geliyor. Burada diyor ki sadece bu bull sinyalleri dikkate alacağız. Mesela diyor işte bu bull sinyale bakalım. Şu mum kapandığında, yani şu yeşil mumda işleme gireceğiz. İşte girdiğimizde de diyor şu yeşil mumlu. Girdiğimizde işte 50 dakikada %0.5, 10 kaldıraç kullansan %5, 100 kaldıraç kullansan %50, 50 dakikada diyor. Mesela başka bir örneğe de bakalım. Şuralarda birkaç sinyal var. İşte şu sinyalden baksak şöyle yaklaşık olarak yine aynı civar. Burada da benzer bir sonuç verecektir. Aynı fiyatlar. Mesela şurada da baktığımızda yine 1 dakikalıkta bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bize de zaten bu anlatılıyor. Diyor ki işte çok iyi indikatör, müthiş indikatör. Bunu kullanın, zengin olun. Şöyle böyle %99 doğru veriyor falan filan. Peki, gerçekten anlatıldığı kadar başarılı mı? Ben indikatörü kodladım. Bize anlatımda sadece bull sinyallere, sadece long sinyallere giriş anlatılıyordu. Ama biz iki türlü de bakacağız. En başta long bakacağız. Sonra hem long hem short bakacağız. İşte burada bir bull sinyali var. Şuradaki mumda bull sinyali tamamlanıyor. Biz de girmişiz. Şu ikinci bull'u almıyor çünkü işte şu an zaten işlemdeyiz. Şurada aynı şekilde, burada aynı şekilde. Burada yine girmişiz. Yani kod doğru. O yüzden şimdi şunu küçültüyorum ve birlikte sonuçları inceleyelim. Şuralarda arar sonucu, şurada yıllık yüzde sonucu, şurada da işte 1 dakikalığın yüzdesi. Hemen 5 dakikaya bakalım. 5 dakikadaki durum da böyle. Hızlı hızlı şeylere geçeceğim. Genel bir fikir vermesi için. Yani burada şu an %4.34 görünmesi bunu süper yapmıyor. Ama az önceki zararlı görüntü de onu kötü yapmıyor. Hem de zaten şu an sadece long bakıyoruz. Ha bir de şeyi de söyleyeyim. Şu an biz iki arar bakıyoruz. Ama mesela şu işleme baktığımızda yani oldu ki siz bir şekilde çok durdunuz. Buradan bayağı yüksek bir kar elde de edebilirdiniz. Şu an biz her işleme 2 ATR stop, 2 ATR mesafeye stop koyduğumuzu varsayıyoruz. Ve bunun 2 katı kadar işlemde bekliyoruz. Bunun farklı varyasyonlarına da bakabilirdik. Mesela %1 stop, %2 TP gibi de bakabilirdik. Ama işte her zaman dilimi için uygun olması adına yani ve hızlıca göz gözlemek için ben bunu ATR olarak ayarladım. Bütün işlemlerde stopu hesaplamak için 2 ATR hesaplıyor. Sonrasında da TP için de 4 ATR mesafesine, hatta aynen 4 ATR mesafesine take profit noktası oluyor. Ve sonuçlar bu şekilde. 30 dakikaya bakalım. Evet, 30 dakikada yine karda. 1 saate bakalım. 1 saate baktık. 4 saat. 4 saatte durumlar böyle. Son bir günlüğe bakalım. Ya günlükte zaten bakmak çok çok da anlamlı değil. Çünkü zaten çok az sayıda işlem var. Bu da bizi hiçbir yere vardırmaz. 1 dakikada minik bir şeye bakacağım. Yani şu 1 dakikadaki %4 aslında bayağı yüksek bir kar. Arar olarak da 12 arar. Yani nereden baksanız çok 1000 lira. Bir de euro dolara bakalım hemen. Euro USD. Burada 1 dakikanın sonucu böyle. 5 dakikada yine karda görünüyor. Oo, bayağı karda. 15 dakikada da karda. Güzel. 30. Bir de şu an sadece long giriyor. Yani aslında piyasa düşüyorsa ya da düşerken zarar ediyor. Mesela şuralarda zarar ettiği halde karda olduğu anlar olmuş mesela. Hani o yüzden çok kötü gelmedi bana. Bir de tabii şu an çok sabit ayarlarda her şeye bakıyoruz. O da sonuçları çok etkiliyor. Yani aslında baktığımız
şeyin zaman dilimine göre, işte ürünün kendisine göre falan hep özel ayarlar yapmak gerekir. 4 saatin sonuçları da böyle. Yine bir günlük bakalım. Oo, bir günlük de kaça kadar gitti ya? Bir günlüğün çok uzun vadedeki sonucu doğru mudur emin değilim. Yani gerçekten 1995 yılını görüyor muyuzdur emin değilim. Ama yine de doğru olduğunu varsayalım. Bir de şimdi bu sadece long'tu ya, hemen bir de hem long hem short olarak sonuçları tekrar Bitcoin'den itibaren inceleyelim. Evet, mesela şu an Bitcoin 1 dakikadaki sonuç arttı. Şuradan burayı çok aşırı etkilemedi ama şey, arar bazında arttı. Bu da iyi. 5 dakikaya bakalım. 15 dakikaya geçelim. 15 dakikada sanki önceden de kârdaydı ama bu kadar kârda değildi gibi hatırlıyorum. 30 dakikaya bakalım. 30 dakikada zarardı. 1 saate bakalım. Ha, bir de şu an şeyi de eklemeyi unuttum. Şu an break-even var. Break-even ne derseniz, break-even şu. Hemen göstereyim. Şimdi burada işleme girdik ya. Şurası bizim kâr al noktamız, TP noktamız. Bunun tam ortasıysa bizim stopumuzu break-even'a çekme yerimiz. Yani iki ararın tam ortası. Bir arara geldiğinde biz stop mesafemizi düşürüyoruz ve stopumuzu girişe çekiyoruz. Böylece bu işlemden zarar etme ihtimalimizi ortadan kaldırıyoruz. Mesela bu işlemde eğer break-even'ı kodlamamış olsaydık, şurada işte artık kaç dolarsa, ne kadar bakiye harcadıysanız zarar etmiş olacaktınız ama break-even olduğu için bu işlemi zararsız kapattık. Şu an bir ararda da break-even'ımız var. Yani o da sonuçları olumlu ve olumsuz etkilediği yerler vardır. İncelemeye devam edelim. 1 saate baktık. 4 saate gelelim. 4 saatten 1 güne. Yani bir gün yine dediğim gibi 18 tane işlem kapatmış. O yüzden bana çok da anlamlı gelmiyor. Yani kaç yılda? 3 yılda, 2-3 yılda işte 18 işlem bence az. Çok bir anlamı yok, fakat yine de göstermiş olayım. Tekrardan euro dolara geçelim. Orada da hızlıca sonuçları inceleyip sonrasında videoyu kapatalım. Burada yani yüzde bazındaki karımız arttı diye hatırlıyorum. Sanki şu 23 değil de 19'du gibi geliyor. Fakat şu an bulunduğumuz maksimum arar düşmüş. Ama tabii burada yani şu an seans olarak da ilgilenmediğimiz için o da her şeyi değiştiriyor aslında. Şu an sadece genel bir bakış atıyoruz aslında sadece. 5 dakika. 5 dakikanın sonuçları böyle. Burası da iyi görünüyor. Yani yine dediğim gibi şu an aslında seans olmadığı halde böyle. 15 dakikaya bakalım. 15 dakikada da yine pozitif. Yani aslında şu an sadece tek bir indikatörün tek bir bakış açısıyla kullanımına göre ve çok sabit ayarlara göre sonuçlar bence benim beklediğimden daha az kötü diyeyim sonuçlar. Çünkü şu an hiçbir şey yapmadık aslında. Şu an dümdüz bir şekilde daldık. Yani çok büyük kârda mıyız? Belki hayır. Ki aslında bu sizin bakiyenize göre de değişir. Ya da trade tarzınıza göre değişir ama sonuç olarak kârda kalmak değerli. Az ya da çok olduğu bence çok kritik değil. Bir saatteki sonuçları çok kötüydü diye hatırlıyorum. Şu an kötü ama az kötü. Gerçi şurada mesela yüzde bazında kârdayız. Burada da sıfır noktasında ve gerçi yok, arar olarak çok iyiyiz diyemeyiz ama son dönemde galiba durumları biraz toparlamış. Şurası kötü geçmiş. Başlangıçta da fena değilmiş yani aslında. Bir saatte de ufaktan bir saatte bize bir göz kırpıyor. Burada da iyi başlamışız ama çok iyi devam etmemişiz. Son olarak bir de günlüğe bakalım. Evet, günlükteki durum da böyle. Yani tüm sonuçları zaten siz de gördünüz. Artık siz de değerlendirirsiniz. İyi mi, kötü mü, kullanmak ister misiniz, istemez misiniz falan filan. Birlikte Euro, Dolar ve Bitcoin'deki sonuçlara baktık. Tabii ki çok kabaca bir sonuçtu bu. Yani buradan kullanmak için de kullanmamak için de kesin yargılara varmak çok da kolay değil. Ama yine de bir fikir edinmişsinizdir. Takdirsizim. Benim şahsen bu stratejiye puanım 10 üzerinden 5,5 diyebilirim. Yani şu an direkt bu haliyle kullanmayı düşünmem muhtemelen. Fakat üzerine biraz çalışıp kullanılabilir gibi geldi bana. Sizin de kodlamamı istediğiniz, sonuçlarını görmek istediğiniz stratejiler varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Onları da kodlayıp birlikte sonuçlarına bakarız. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarda istediğiniz herhangi bir şey olursa ya da gelişmesini istediğiniz bir nokta varsa da lütfen bize belirtin. Ona göre biz de hareket edelim. Bu videoluk bu kadardı. Görüşmek üzere.